Gelemeyi Ahmet'e, gelemeyi Heja, Dayken Brumet, Civanen Hort, Hımbı her hatine, Serseran, Serçavan hatine, Cejnave, Cejnave ya, Nevroze Piroz be, İro, İro, Cejna Nevroze'ye, İro Roja, Bratiye'ye, İro Roja, Vekheviye'ye, İro, Roja Nevroz, Bo, Bo Mehemiyan, Bo Cihane, Piroz be, Hüncarek'te, her hatine, Serseran, Serçavan hatine. Sevgili halkımız, yurt içinden, yurt dışından gelen sevgili misafirlerimiz, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, sevgili kadın arkadaşlarım, sevgili gençler, hepinizi partim adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnanın, inanın, Nevroz ateşinin yandığı her meydanda, başta Ahmet Meydanı olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında, üç gündür yanan bütün Nevroz ateşlerinde, Selahattin Demirtaş var. Figen Yüksekdağ var. Yanan, yanan bütün Nevroz ateşlerinde Gülten Kışanak var. Sebahat Tuncel var. Aysel Tuğluk var. Ayna Akat Ata var. Selçuk Mızraklı var. Ayşe Gökkan var. Leyla Güven var. Hülya Alökmen var ve cezaevlerindeki bütün arkadaşlarımız buradalar, bu meydandalar, buradan, Ahmet Meydanı'ndan cezaevlerindeki bütün yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı gönderiyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili halkımız, Deniz Poyraz ve Kemal Kurkut şahsında yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımıza ve yoldaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağımıza söz veriyorum. Evet, Nevroz, Nevroz diriliştir sevgili halkımız. Nevroz aynı zamanda umuttur. Nevroz aynı zamanda kardeşliktir, barıştır, cesarettir. Nevroz bu topraklarda, bu kadim topraklarda yüzyıllardır kutlanan bir bayramdır ve bu bayramın bizlere, halkımıza, hepimize barışı, adaleti, demokrasiyi getirmesini yürekten temenni ediyorum. Evet, Nevroz ulusal birlik iradesinde bütünleşmektir aynı zamanda. Nevroz kadındır, kadınlardır. Nevroz gençlerdir, gençliktir. İşte bir kez daha hepimizin bayramı kutlu olsun. Nevroz Piroz be!
Sevgili arkadaşlarım, sevgili halkımız, Nevroz sadece Kürtlerin değil, bugün her yerde direnen işçilerin, emekçilerin, milyonların bayramıdır. Nevroz aynı zamanda zalimlere boyun eğmeyen mazlumların bayramıdır sevgili halkımız. Ve onurlu bir yaşam için, onurlu bir yaşam için mücadele eden halklarımızın bayramıdır. Her dilden halaydır, her dilden türküdür, her dilden horondur. Bir kez daha hepinizin Nevroz'unu yürekten kutluyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, bugün Ahmet halkı bir kez daha tarih yazdı. Sizler bir kez daha Nevroz'da hiç kimseye boyun eğmediğinizi gösterdiniz ve bir tarih yazdınız. Ve bu tarih elbette ki demokrasinin, barışın, adaletin bir yol haritasıdır. İşte bu yol haritasına hep birlikte sahip çıkacağımızı ve asla adaletten, barıştan, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi sizler bir kez daha bugün ilan ettiniz. Barışta, eşit, ortak yaşamda sonuna kadar, onurlu bir yaşamda sonuna kadar kararlı olduğunuzu bir kez daha dünyaya gösterdiniz, Türkiye halklarına gösterdiniz. Herkes bu meydana iyi baksın. Herkes bu meydandan verilen mesajları iyi anlasın, iyi okusun. Ankara sesimizi duysun. Ankara bu meydanı görsün. Ankara Ahmet'i görsün. Evet, sizler şimdi kazanma zamanı diyerek büyük bir fotoğrafın ortaya çıkmasını sağladınız. Adı yasaklı, tarihi yasaklı, kimliği yasaklı, kültürü yasaklı ve bu düzeni kabul etmeyeceğinizi, bu yasaklı düzeni kabul etmeyeceğinizi bir kez daha herkese gösterdiniz sevgili halkımız. Evet, inkarla, yok saymayla, kayyumla, cezaevine koymakla, katletmekle bizleri bitiremeyeceğinizi bir kez daha gösterdiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bu yüzyıl büyük acılarla geçti. Bu yüzyıl tarihe zulümlerle geçti. Bu yüzyıl tarihe cezaevlerine atılan siyasetçilerle geçti. Bu yüzyıl tarihe kayyumların irademizini gasp etmesiyle geçti. Ama önümüzdeki yüzyılın ve tarihin bir kez daha tekerrür etmeyeceğine bu alanda hep birlikte bir kez daha söz veriyoruz sevgili halkımız. Evet, sevgili Ahmetliler, 9 yıl önce 2013 tarihinde bu meydanda bir mutabakat metni okundu ve bu metin tarihi bir çözümün yol haritasıydı. İmralı'dan Sayın Öcalan'ın kaleme aldığı bu tarihi ve bu deklarasyonu, bu mektubu ortak geleceğin birlikte kurulacağını ilan eden bir mektubun burada
yarısının üzerinden tam 9 yıl geçti. 9 yılda yaşananlar çözüm mektubunun güncelliğini ve aciliyetini, bugüne kadar nelerin yaşandığı ve yaşattıklarıyla bizlere bir kez daha gösterdi. Biz HDP olarak, Kürtler olarak 2013 yılındaki Dolmabahçe mutabakatının da Ahmet Nevroz'un da okunan mektubunda arkasında olduğumuzu ve onu savunduğumuzu buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Evet, çözümden korkan, çözümden korkan bir iktidarın bu ülkeyi ne hale getirdiğini hepimiz gördük ve hepimiz buna tanıklık ediyoruz. Evet, bu iktidar aklı barışa tecrit uyguladı. Bu iktidar aklı demokrasiye tecrit uyguladı. Bu iktidar aklı halkların kardeşliğine, halkların özgürlüğüne, kimliğimize, dilimize, kültürümüze tecrit uyguladı. Demokratik siyasete karşı darbe politikalarını hayata geçiren ve bunu uygulayan bir iktidarla karşı karşıyayız. İşte bu ülkeyi bugün getirdikleri durum ortada. Bu ülkenin halklarını, işçisini, emekçisini, kadınını, gencini açlığa, sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum eden bir iktidar var karşımızda. Ama biz bu iktidarın yaptığı bütün zulümlere, zalimliklere, haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı hep birlikte buna ses çıkarmaya, itiraz etmeye ve bu iktidarı göndermeye buradan bir kez daha söz veriyoruz. Evet, sevgili arkadaşlarım, geldiğimiz noktada bizlere zulüm ettiler, bizlere zor kullandılar ve başaramadıklarını da aslında biliyorlar. Bir kez daha diyoruz ki bu halk bu alanda, bu meydanda olduğu sürece siz asla kazanamayacaksınız, asla başaramayacaksınız. Bugün bu meydanlar, bugün bu meydanlar işte bunun teyididir. Bugün bu meydanlar bir kez daha burada 2013'teki mutabakatın arkasında olduğunun teyididir. Bugün bu meydanlar Selahattinlerin, Figenlerin, Gültenlerin, Sebahatlerin cezaevlerinde olmalarına karşı çıkmalarının teyididir. Bugün bu meydanlar Sayın Öcalan'a uygulanan tecriti kabul etmediğimizin teyididir. Evet, sevgili arkadaşlarım, sevgili halkımız, bizler Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak, Halkların Demokratik Partisi olarak barışın bir kez daha ne kadar önemli olduğunu, ne kadar elzem olduğunu, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bir gerçeği olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Ukrayna Savaşı bizlere bir kez daha barışın aciliyetini göstermiştir, göstermeye devam ediyor. İşte bunun için HDP olarak diyoruz ki büyük barışlara ihtiyaç var. Büyük barışlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde hayata geçmek zorundadır. Bizler
barış için, evet, halklarımızın ortak geleceği ve büyük barışı için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Ve barışın etrafında büyük bir kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bu topraklarda yaşayan bütün halklarla birlikte büyük barışın aciliyetini bir kez daha buradan vurguluyoruz. Evet, barışlar, barışlar bu ülkeye geldiği zaman, bütün ülkelere geldiği zaman arkasından nelerin geleceğini biliyoruz. Savaşlar acıdır, gözyaşıdır, kandır. Ama barışlar yaşamdır, gelecektir, umuttur. İşte bunun için diyoruz ki büyük barışın tam da zamanıdır. Şimdi barış, hemen barış, büyük barış diyoruz. Ve barıştan başka da bir çıkar yolun olmadığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'de siyaset yapan herkesin öncelikli gündeminin barış olmasını bir kez daha ifade ediyoruz. Siyaset bunun için vardır. Parlamento bunun için vardır. Herkes elini taşın altına koymalı ve bu ülkenin büyük barışı için mücadele etmelidir. Bunun altını önemli çizmek istiyoruz. Sevgili halkımız, bizler biliyoruz ki bugün bu ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunudur. Ancak Kürt sorunu yoktur diyerek bu sorun çözülmez. Bu sorunu çözdük yalanlarını söyleyerek bu sorun elbette ki çözülmez. Ama korkarak değil, ama sinerek değil, cesaretle, umutla ve Türkiye halklarının geleceği için, Kürtlerin geleceği için Kürt sorununun acilen çözümüne ihtiyaç var. Bizler Kürt sorununun da, Türkiye'deki diğer sorunların da, kadın sorunlarının da, gençliğin sorunlarının da, ekoloji sorununun da, ekonomik sorunların da bir bütün olarak yaşanan bütün krizlerin çözümü için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Halkların Demokratik Partisi, HDP anahtar bir partidir. Şu an ülkedeki kilitlenmiş bütün sorunların çözümünü açmak için, bütün sorunları çözmek için sorumluluk almayı bilen, üstlenen bir partiyiz ve bunu da hayata geçireceğimizi özellikle ifade ediyoruz. Biz biliyoruz ki inkarla, baskıyla, zorla, cezaeviyle bu sorunlar çözülmez. Eğer bir halkın iradesini cezaevlerine koyarsanız, bir halkın iradesini kayyumla gasp ederseniz, bir halkın iradesine siz eğer dil uzatırsanız, işte o zaman Kürt sorunu çözülmez. Ama sorunun çözümünün elbette ki birbirimizi anlayarak, birbirimize güç vererek ve sorunları temel noktalarda ortaya koyup muhataplarıyla birlikte çözmek en doğru yoldur ve bu yol ülkeyi büyük barışlara götürür. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çünkü inkarla ve baskıyla, yok saymayla, işte gördünüz, bu meydanları boş bırakmayı asla ve asla beceremezsiniz. 8 Mart'ta
kadınlar her yerde size gösterdi. 8 Mart'larda kadınlar alanlarda, meydanlarda, Türkiye'nin her yerinde zılgıtlarıyla, renkleriyle, sesleriyle asla size biat etmeyeceklerini, asla sizin önünüzde diz çökmeyeceklerini ve bu ülkede kadın katliamlarının bir daha yaşanmaması için, kadına şiddet uygulanmaması için meydanları boş bırakmayacaklarını 8 Mart'ta gösterdiler. Şimdi de Nevroz'da 3 gündür Türkiye'nin her yerinde milyonlarca insan size bir kez daha gösterdi ve dedi ki size boyun eğmeyeceğiz, size biat etmeyeceğiz, sizin önünüzde diz çökmeyeceğiz. 'Arkadaşlarım, elbette ki bu sorunların asıl çözümünü toplumla birlikte, kamuoyla birlikte çözeceğimize inanıyoruz. O yüzden el ele, omuz omuza, yürek yüreğe bütün bu sorunlar karşısında her türlü baskıya rağmen, her türlü engellemeye rağmen asla taviz vermeden, korkmadan cesaretle bütün bu sorunları çözmek için birliğimizi, beraberliğimizi mutlaka ama mutlaka mücadele ederek, direnerek sonuna kadar götüreceğimize buradan bir kez daha söz veriyoruz. Biz HDP olarak 27 Eylül tarihinde Ankara'da açıkladığımız deklarasyonumuzun arkasındayız. Evet, bu deklarasyon Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin barışına, Türkiye'nin adaletine, Türkiye'nin demokrasisine büyük anlamda, büyük ölçüde katkılar sunacak olan bir deklarasyondur. O yüzden diyoruz ki yanımızda olmayan, bizimle beraber olmayan her türlü, her kesime, her inanca, herkese buradan bir kez daha bu çağrımızı yapmak istiyoruz. Esas sorunların çözümünün halkla birlikte olacağına inanıyoruz. Toplumla birlikte gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Evet, bu ülkeye barışı biz getireceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi biz getireceğiz. Bu ülkeye adaleti biz getireceğiz. Bu ülkeye her türlü özgürlüğü ve her türlü hakkı ve hukuku biz getireceğiz. Ama halkımızla birlikte, sizlerle birlikte getireceğiz. Ben bir kez daha bu Nevroz'un barışa, adalete, özgürlüğe vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Hepinizin bir kez daha Nevroz'unu yürekten kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Anser Keftin, Anser Keftin, Jin, Jiyan, Azadi diyorum. Jin, Jiyan, Azadi.